Sevgili gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeni Aygül Demirkol. Geçen dersimizde kimyasal tür olan atom, molekül ve iyonu öğrenmiştik. Bu dersimizde de kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılması konusuyla devam edeceğiz. Şimdi başlığımızı atalım ve dersimize başlayalım. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırılması diyeceğiz. Gençler, kimyasal türler arasındaki etkileşimi sınıflandırırken ikiye ayıracağız. Bunlara diyeceğiz ki bağlanan türlere göre sınıflandırma ikinci ifademiz ise bağın sağlamlığına göre sınıflandırma. Gençler, bağlanan türlere göre sınıflandırma dediğimde bunu da kendi arasında iki gruba ayıracağız. Diyeceğiz ki atomlar arası etkileşim, B kısmında ise diyeceğiz ki moleküller arası etkileşim. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırma ise gençler, bunu da kendi arasında ikiye ayıracağız. Buna da diyeceğiz ki kimyasal bağ ikinci ifademiz ise fiziksel bağ. Demek ki kimyasal türler arasındaki etkileşimleri kendi arasında iki sınıfa ayırıyoruz. Bağlanan türlere göre sınıflandırma ve bağın sağlamlığına göre sınıflandırma olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Şimdi bağlanan türlere göre sınıflandırmayla devam edelim gençler. Evet, bağlanan türlere göre sınıflandırmada atomlar arası etkileşimler, yani bağlardan bahsediyoruz gençler. Diyoruz ki aynı veya ayrı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda atomlar arası bağlar oluşur. Örneğin neon gazında gençler, neonun neon ile etkileşiminden bahsediyoruz. Hidrojen gazında gençler, hidrojen ile hidrojen atomları arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Demir elementinde demir atomları ile arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Ancak su dediğimde gençler, su dediğimiz şey H2O. Burada dikkat ederseniz hem hidrojen hem de oksijen var. Hidrojen ve oksijen atomları arasında. Amonyak dediğimde NH3'ten bahsediyorum. Burada da azot ile hidrojen atomundan bahsediyoruz. Bu etkileşimlerde dikkat ederseniz farklı tür atomlar arasında gerçekleşen olaylar var. Yukarıdakilerde neonda ya da demirde ya da hidrojen gazında gençler aynı tür atomlardan bahsediyoruz. Diyoruz ki aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimlerin gücü birbirinden farklıdır. Aynı tür atomların oluşturduğu hidrojen ya da demir atomlarının kendi aralarındaki etkileşimleri birbirinden farklı olduğundan demir gençler oda koşullarında katı halde iken hidrojen ise aynı şartlarda gaz haldedir. Bunun sebebi neymiş arkadaşlar? Atomların birbirinden etkileşimlerinin farklı olmasıyla alakalı. Moleküller arası etkileşimlere gelelim gençler. Aynı veya farklı tür moleküller arasındaki etkileşimler sonucunda moleküller arasında bağlar oluşur. Örnek olarak aynı tür moleküller olan hidrojen gazları
ya da oksijen gazı ya da flor gazı. Bu bağları örnek verebiliriz aynı tür moleküllere. Ya da amonyak ve su, suyun kendisiyle olan etkileşimleri ya da karbondioksitin karbondioksit ile etkileşimlerine bakacak olursak farklı tür atomlardan oluşan moleküller arasındaki bağlardan bahsediyoruz gençler. Azot ve hidrojen farklı atom, hidrojen oksijen farklı atom, karbon oksijen farklı atom. Demek ki farklı atomların da oluşturduğu moleküller arasındaki etkileşimler de farklı olabilir. Yukarıdaki örneklerde verilen moleküllerin arasındaki etkileşim türlerinde ve çekim kuvvetlerinde, çekim güçlerinde farklılıklar vardır. Gençler, bu farklılıklardan dolayı da bu maddelerin fiziksel halleri belirlenebilir. Örneğin suyun suyla olan etkileşiminde molekülleri arasındaki çekim güçleri karbondioksitin karbondioksit molekülleri ile arasındaki çekim güçlerinden daha büyük olduğu için su moleküllerindeki etkileşim karbondioksitin kendi molekülleri arasındaki etkileşimden daha büyük olduğu için oda koşullarında suyumuz sıvı halde iken karbondioksit gazımız ise gaz halde olabilir. Bunun sebebi neymiş? Moleküller arasındaki etkileşim ile alakalı. Evet gençler, geldik ikinci başlığımıza. Bağın sağlamlığına göre. Gençler, kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında elektron bulutları ve çekirdekler arasında elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri meydana gelir. Gençler, atomu gördünüz. Atomda hatırlıyorsanız bir çekirdeğimiz vardı ve bu çekirdeğin içerisinde pozitif yüklü olan protonlar mevcuttu. Şimdi çekirdeğimiz artı yükleri taşıyan iki tane çekirdeğimizi görelim. Bu da çekirdek. Gençler, biliyorsunuz ki aynı yükler birbirini itecektir. İtme kuvveti oluşacak çekirdekler arasında. Elektronlarımızın eksi yüklü tanecik olduğunu biliyoruz. Bunlar da aynı yük olduğu için birbirlerine yine itecektir. Biliyoruz ki gençler, aynı yükler birbirini iter. İşte bu itme kuvvetinden dolayı gençler ne oluyor? Bir itme kuvveti oluşuyor. Peki aynı yükler birbirini itti. Şimdi çekirdek ile elektronun durumuna bakalım. Gençler, çekirdek ile elektron zıt yüklü olduğu için birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Kuvveti oluşur. Evet. İşte bu çekme ve itme kuvvetleri sonucunda gençler, bağ acaba fiziksel mi olacak ya da kimyasal bağ mı oluşacak? Bu olayı belirleyen bu itme ve çekme kuvvetleridir. Evet, şimdi gençler, dedik ki çekme ve itme kuvvetlerimiz var. Çekme kuvvetleri, eğer ki itme kuvvetlerinden, çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse güçlü etkileşimler. Güçlü etkileşimlerin diğer adı nedir gençler? Kimyasal bağdır. Demek ki çekme kuvvetleri itme kuvvetlerini yenecek olursa güçlü etkileşim olan kimyasal bağımız oluşuyor. Çekme ve itme kuvvetleri birbirine yakın olduğu durumlarda ise zayıf bağlarımız, zayıf bağdan kastımız ise gençler, fiziksel bağlarımız oluşur. Evet, güçlü ve zayıf bağların oluşması ve kopması diyelim gençler. Tüm maddeler doğada aslında düşük enerjili olmayı ister ve bu yönde de hareket ederler. Diyoruz ki tüm maddeler düşük enerjili durumda daha kararlıdır. Demek ki düşük enerji demek kararlılık demektir. Tersi, yüksek enerji diyorsam da kararsızlıktan bahsediyorum. Bundan dolayı da kimyasal türlerde daha düşük enerjili
durumda olmayı tercih ederler. Örneğin hidrojen atomu yalnız başına iken yüksek enerjili ve kararsızdır. Gençler, hidrojen tek başına derken şundan bahsediyorum aslında. Hidrojen yalnızken bir elektronuyla dolanıyor. Bu haldeyken bu atomumuz kararsız. Bu atomumuz başka bir hidrojen atomu ile kimyasal bağ yaparak hem kararlı hem de düşük enerjili duruma geçmek ister. Bunun için de atomları arasında aşağıdaki gibi bir tepkimemiz gerçekleşecek ve bunun sonucunda gençler hidrojen dışarıya enerji verecek. Evet gençler, burada hidrojen atomumuz kararsız ve yüksek enerjili. Buradaki hidrojen atomumuz kararsız ve yüksek enerjili. Yüksek enerjili olan bu yapılar birleşecek, H2 molekülüne dönüşecek ve fazla enerjisini ise dışarıya verecek. Dışarıya verilen bu enerji sonucunda kendisi kararlı bir molekül oluşturacak. Atomlar arasındaki bağın kuvveti, bağ enerjisinin büyüklüğü ile ölçülür gençler. Bağ enerjisi ne kadar büyük ise o bağ o kadar sağlamdır diyoruz. Bağ oluşurken açığa çıkan veya bu bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi diyoruz. Bağ enerjisi denir. Şimdi gençler dikkat edin. Şurada hidrojenler birleşti, H2'ye dönüşürken fazla bir enerjisini dışarıya verdiler. Şimdi bu tepkimenin tam tersini düşünelim. Bu defa H2'yi yeniden eski haline dönüştürmek istiyoruz. Ne yapacağız burada? Hidrojene o açığa verdiği enerji kadar bir enerji vereceksiniz ve ilk haline dönüştüreceksiniz. İşte verilen bu enerjiye ya da burada alınan bu enerjinin adına biz bağ enerjisi diyoruz. Gençler, bağ enerjisini de birim olarak kilojül bölü mol olarak da ifade ediyoruz. Şimdi gençler, biraz önce dedik ki bir bağın enerjisi ne kadar yüksekse kararlılığı da o kadar fazladır. Mesela şöyle bir şey yazalım. Diyelim ki ben X2 molekülünü kırmak için buraya 1000 kilojüllük bir enerji verdim ve neye dönüştürdüm? 2X atomunu. Diyelim ki Y2 atomuna da 380 kilojül bölü mollük bir enerji verdim ve 2Y'ye dönüştürdüm. Desem ki X molekülündeki bağlar mı daha kuvvetlidir yoksa Y2 molekülündeki bağlar? Tabii ki diyeceksiniz, X2 molekülündeki bağı kırmak için 1000 kilojüllük enerji verilmiş, haliyle X2'deki bağlar daha kuvvetlidir dersiniz. Evet, fiziksel değişimlerde maddeler düşük enerjili durumu tercih ederler. Gençler, ne demiştik ta en başta? Dedik ki maddeler yüksek enerjili ise kararsızdır. Kararlı hale dönüşebilmek için muhakkak o enerjilerinden kurtulmak isterler, verirler. Şimdi katıya bakalım. Katı erimesi veya süblimleşmesi için ya da sıvının gaz faza geçmesi için daima enerji alması gerekir. Enerji isteyen bir durumdur. Mesela burada bir etil alkolümüz var gençler. Dikkat edin, sıvı haldedir. Gaz hale geçebilmesi için dışarıdan 6.4 kilojüllük bir enerji aldı ve sıvı halden gaz hale geçti. Yani düşük enerjiliydi. Dışarıdan enerji verildi, yüksek enerjili bir hal oluştu. Hal değişimleri sırasında alınan veya verilen enerji miktarı kimyasal bağ enerjilerinden daha düşüktür. Gençler, hal değişimi derken şundan bahsediyorum. Erime, kaynama, süblimleşme, yoğunlaşma ya da kırağlaşma gibi ifadelerden bahsediyorum. Kimyasal enerjilerde ya da kimyasal bağlarda enerji daha yüksek, hal değişimlerinde ise daha düşüktür. Hal değişimleri sırasında yeni bir kimyasal tür oluşmaz. Şunu söylemeye çalışıyoruz gençler. Örneğin H2O
katı, yani buzumuz olsun. Biz buna enerji verelim. Bu enerji sonucunda neye dönüşüyor? H2O sıvısına dönüştü. Nedir? Katıdan sıvıya erime oldu. Enerji verelim gençler buna. Sıvıdan bu defa neye dönüştü? H2O gazına dönüştü. Gençler, H2O katıydı, sıvı oldu, gaz oldu. Dikkat edin, her defasında formülümüz H2O. Yeni bir ifade oluşmadı. Hal değişimlerinde demek ki yeni bir kimyasal tür oluşmaz. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Moleküller arası etkileşimin gücünü maddenin fiziksel halini belirler. Moleküller arası etkileşim ne kadar büyük ise maddenin erime ve kaynama sıcaklığı da o kadar yüksektir. Kimyasal bağların kopması ya da yeni bağların oluşması gençler durumunda kimyasal değişme gerçekleşir. Bu değişimler sırasında yeni türlerimiz meydana gelir. Şöyle diyelim, mesela gençler, amonyağı alalım. Bu diyor ki kimyasal bir olaysa, buraya enerji verdiğinizde çok yüksek enerjilerden bahsediyoruz. Azot gazına ve hidrojen gazına dönüştü. Burada dikkat ederseniz bir tür başka türlere ayrıştı. Demek ki olayımız kimyasal. Kimyasal olması için gençler ne diyoruz? Farklı türlerin oluşması gerekir. Evet, burada da magnezyum oksite 3850 kilojül bölü mollük bir enerji verilmiş. Farklı türler oluşmuş. Burada da hidrojene ve OH'a OH birleşmiş, yine farklı bir tür oluşmuş. Yine büyük enerjiler açığa çıkmış. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.